Sevgili seyircilerim, Sektöre Yön Verenler programı hoş geldiniz efendim. Yine çalıştığı sektöre yön veren bir konuğum var. Biliyorsunuz yaptığınız işlerle mutlaka sektörünüzde içinde bulunduğunuz sektöre yön veriyorsunuz. Peki, ben her zaman söylerim bir avukatımız olmalı diye, işte bir avukatımız var bu programda. Sizin, benim, toplumun bir avukatı seslenecek şimdi sizlere. Avukat Yunus Ziyanik, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yunus Beyciğim. Efendim Yeşil Hukuk ve Danışmanlık Bürosu sizin oradasınız. Evet, evet Müge Hanım. Neden adı Yeşil? Yeşil biraz daha herhalde örf adet. Güzel. Dolayı, doğanın yeşili, her şey, aynen, aynen. Belki dürüstlük. İç açıcı artık. İç açıcı. Yani ortak harika. Bir karar almış bir isim. Çok güzel. Peki şimdi tabii avukat deyince birçok dava var bizim bildiğimiz. Toplumumuzda elbette avukatların farklı farklı davalara bakıyor. Avukatların farklı davalara baktığını biliyoruz. Evet. Değil mi? Evet. Bu alanda mı eğitim alıyorsunuz? Şöyle Müge Hanım, maalesef bizim hukuk sistemimizde tıp sektöründe olduğu gibi bölüm bölüm yok. Bir avukatın sadece ceza avukatı ve atıyorum hukuk alanında belli bir konuda uzmanlaştığı bir konu yok, bulunmamaktadır. Bir avukat bütün davalara bakabiliyor. Siz aslında yasal bakabiliyor olarak. Misiniz bütün davalara? Aslında bakabiliyoruz. Evet. Ama bu pek sağlıklı olmuyor maalesef. Son zamanlarda mevcut uçmazlıklar karşısında bir avukatın bir şirket danışmanlığı şeklinde yürüttüğü bir faaliyeti tek başına yürütmesi mümkün değil. Sağlıklı da olmaz. O yüzden bir ekip şeklinde hukuk bürolarında evet. Yani 3-4'ten fazla sayı artabilir bu mevcut talebe göre. O zaman şöyle, yani siz hangi davalara bakıyorsunuz? Yani ben daha çok ceza davalarına bakıyorum. Bir de şirket danışmanlığı yapıyorum. Tabii ekibimiz var. Ama o ekip içinde Allah korusun boşanma davasına tabii bakan ki iş var. Davalarında, miras hukuku ile ilgili, idari davalar. Evet. Peki o zaman şimdi sizin alanınızla ilgili birazcık konuşalım. Evet. Ceza davaları dediniz. Bu farklı bir dava tabii, çünkü boşanmada niye ceza olsun, öyle bir şey olmaz. İnsanlar aynen. Bir karar davası. Veriyorlar. Mirasta öyle bir şey olmaz. Ceza davaları deyince aklımıza ne gelsin? Ceza davası. Hangi suçlar daha çok? Yani mevcut toplum içerisinde kişiye karşı, vücut bütünlüğüne, devlete karşı şeklinde ceza hukukunda ceza genel ve ceza özel ders ve kanunda ayrılmış statüler var. Yani toplumun tüm kesiminde, devlette, insanın evden çıkışıyla işe gidişi, dönüşü hepsi aslında örf adet gereği ve kanunda kısıtlanmış veya suç vasfını taşıyabileceği eylem, konuşma, davranış bize göre ve kanuna göre, kanun koyucunun koymuş olduğu kurallara göre suç teşkil eden boyutlarda her şey hayır konuda karşımıza çıkabilir aslında. Bunun pek bir... Anladım. Ceza tabii. Alabilecek, cezayı gerektirebilecek her davranış. Siz cezayla suçlanan, bunu yaptı diye suçlanan bir kişinin avukatlığını üstleniyorsunuz değil mi? Göreviniz budur. Evet. Ve o kişinin bunu eğer yapmadıysa yapmadığını savunuyorsunuz ve onu savunuyorsunuz. Onu temize çıkarabilmek için. Kesinlikle. Şimdi toplumda ve yargıda suçlamaya maruz bırakılan bir vatandaş veya isnat edilen bir suçlamayı işlediği yönünde yargı makamlarına taşınan bir vakada, hı hı, kişinin hukuk nezdinde hakları, adil yargılanma, savunma hakları konusunda muhakkak bir avukata ihtiyacı vardır. Daha adil bir şekilde yargılanıp isnat edilen mesnetsiz suçlama ise bundan atlatmak için bunu hukuk alanında, ceza alanında temsil edecek bir avukat yardımıyla ancak evet, bu işi efendim. Yürütebilir. Ancak yürütebilir. Peki, şimdi siz hukuk alanında deneyimlisiniz elbette ki. Evet, değil mi? Bu deneyimlerinize istinaden hukuk alanında görmüş olduğunuz eksiklikler nelerdir? Eksikler, burada başlasak belki zaman da yetmez bize. Gerçekten. Evet. Öyle yani. Evet, hı-hı, maalesef eksikler, biz işin içindeyiz. Ben 5 yıldır serbest olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Özellikle ticari davalarda esnafın veya tüccarın
kıymetli evrak konusundaki talepleri, icra iflas kanundaki eksikler, maalesef kanunlarımız şu anki mevcut sıkıntıları gidermemektedir. İcra iflas deyince ilgimi çekti. Çünkü biliyorsunuz yani iş hayatına atılan kişilerde en büyüğü meslekte deyince ticarete bakacak olursak evet. İflas durumunda tabii ağır sert mi biraz nedir? Yani ya da daha mı kolay, daha mı zor olmalı? Nasıl? Şu an Avrupa'ya baktığımız zaman vatandaşın iflas ettiği, sermayesi kalmadı gibisinden bir şeyle karşılaşmamız veya duymamız mümkün değil neredeyse. Ama Türkiye'de bu çok basit maalesef. Bu çok fazla. Evet, Türkiye'de. Bu kanuni müeddeler veya iş hukukuna yönelik yaptırımlar o kadar yetersiz kalıyor ki bir vatandaşın en ufak bir hatada iflas etmesi, iflasa gitmesi, şirketi bu şekliyle tasfiye etmesi maalesef çok basit bir şekilde karşımıza çıkabiliyor. Bu da kanunlarımızın yetersiz kaldığı, bir esnafın, bir tüccarın yapmış olduğu ticari alışverişte özellikle çek yasasıyla ilgili düzenlemeler, icra iflas kanunundaki icraya tabi kalan bir borçlunun mal beyanı ile ilgili 2009 yılında Anayasa Mahkemesi kararıyla kaldırılan bu yaptırımın kalkması, 2012-2013 yıllarında icra iflas kanununda yapılan değişiklikler, haklı olan bir vatandaşın, esnafın alacağını icra yoluyla da alamıyor şu an maalesef. İcra iflas kanunu bu denli basit ve yetersiz kalmaktadır. Bu büyük bir eksikliktir tabii ki. Ceza hukukunda aslında alabiliyor da diye düşünüyorum ama biraz uzun mu sürüyor? Alamazsa da birçok onun getirisi var hukuk alanında. Diyelim ki ben bir yere borçluyum, ödemiyorum borcumu, değil mi? Öyle bir şey de var aslında. Ve o kişi de işte bu borçlar ödenmediği için iflas etti. Hakkını aramaya çalışıyor. O zaman bizi arıyorlar icraya gidebilecek veya vesaire vesaire. Ama orada boşluklar mı var? Boşluklar var. Bir icrada ilk başlatılan davada mesela yola çıkarak biraz hukuki terimlerden bahsedeceğim. Ödeme emri dediğimiz ilk alacaklının borçluya gönderdiği, borcunu öde şeklindeki bir ödeme emrinin dahi şu an dahi hukukumuzda ve tebligat kanununa dahi 1,5-2 ayı buluyor. Tebligat kanununda hızlı tebligat diye tabir ettiğimiz İstanbul ili ise, il sınırı içerisinde ise 24 saat içerisinde tebliğ edilmesi lazım. Şehir dışı ise 2-3 günü içerisinde gönderilen hızlı tebligatın tebliğ edilmesi gerekirken maalesef 45 günde 50 günde tebligat yerine ulaşamıyor. Peki. Bu gibi problemler çok yani. Anladım. Şimdi baktığımız zaman filmlerde seyrediyoruz. Peki mahkemeyle işi olmayanlar zannederler ki ülkemizde de avukatlık ya da savcılık, hakim olmak bu şekilde yürüyor. Değil mi? Oralarda bayağı bir alıp başından sonuna kadar götürüyor bir suçluyu. Büyük bir keyifle de izliyoruz. Bakalım ne olacak, jüri nasıl karar verecek falan. Bizde öyle değil tabii. Maalesef. Bizde nasıl efendim? Bizim mevcut hukuk sistemimize girelim en iyisi buradan evet. Başlayarak. Mevcut hukuk sistemimizde özellikle yargısal boyutta hakim savcıların muhatap olduğumuz meslektaşlarımız olduğu için nacizane fikirlerimizdir, görüşlerimizdir hukuk katında en azından. Konuda hakim ve savcıların mesela özlük hakları, idari bağımsızlıkları şu an yetersizdir kanaatimce. En azından bu idari bağımsızlık ve özlük hakları iyileştirmeye gidilirse ve yeteri sayıda bu rakam çoğaltılırsa hukuk sistemindeki eksiklerin çoğu giderilebilir. Hakim ve savcılıkta mı eksik bu? Eksik evet. Ne eksik olduğu peki? Düşüncesindeyim. Bu hakim savcı sayısının yetersizliği. Ha. Duruşmayı mesela açtığımız bir davanın duruşması 2019'a verilebiliyor şu an. Ha. Yani o denli uzun derece yargılama sürebiliyor. Sadece bu ilk derece mahkemesi, yerel mahkeme bunun istinaf süreci var. Bir de yargıtay süreci var. Bir davanın sonuçlanması neredeyse 2-3 yılı bulabiliyor. O zaman tabii kişi de içeride kalıyor sanık. Bu öyle sadece mi? Nasıl bahsettim oluyor? Böyle hukuk bir durum. Davası, ceza davasında da tabii ki aynı süreç onun için de geçerlidir. Tutuklu yargılanan bir şüpheli veya sanık...
hakim veya savcı sayı yetersizliğinden dolayı yargılaması gecikebilir. Adil yargılanma olmaz. Savunma hakkı kısıtlanabilir şahsın, kişinin. Suçlu veya suçsuz. Evet, gibi suçsuz olduğu zaman da bir o kadar zaman içeride olmuş olacak. Diyelim ki 6 ay, 7 ay. Sonunda suçsuz olduğu ispatlandığı zaman o neyle ödeniyor bunun peki? Bunun telafisi mümkün değil işte. Ya. Evet, maalesef telafisi mümkün değil bu. Ne, nasıl olmalı peki? Tabii daha çok hakim ve savcı. Daha çok hakim, önce savcı. Öyle olsun. Hakimler, savcıcılar bağımsız olacak. Bağımlı mı hakim ve savcılar? Neye bağımlılar? Bağımlı dediğimiz en azından idari olarak bağımsız olmaları lazım. HSK'ya bağlı tabii ki. Evet. Adalet Bakanlığı bünyesinde. Tabii. Özlük hakları iyileştirilmesi lazım kanaatimce. Sayı çoğaltılması lazım. Bu gibi eksikliklerden bahsedebiliriz mesela. Bunları gözlemlediğimiz eksikler olabilir. Anlıyorum. Peki. Peki efendim, vatandaşın yargısal uyuşmazlıkları ne kadar karşılanıyor diye bir sorumuz var burada. Yargısal uyuşmazlık deyince aklımıza ne gelsin? Yargısal uyuşmazlık kişiler ve gerçek kişiler arasında veya tüzel kişiler arasında veya kişilerin devletle olan uyuşmazlıklarında bahsettiğimiz uyuşmazlık, sorun, problem, çözüm, hı hı. Bu cezai boyutu olabilir, hukuk boyutu olabilir, alacak meselesi olabilir. Bunlar hep problem. Yargısal aşamasında benim sosyal medyada ve diğer alanlarda gözlemlediğim maalesef yargıya olan güven baya düşmüş. Ben öyle gözlemliyorum yargıya olan güvenin düştüğünü. Tam beklentileri karşılamıyor vatandaşın beklentilerini. Kemal Sunal'ın bir filminde bir repliği var, bir sözü var. Vatandaş orada parmak sallayarak seni sürüm sürüm süründüreceğim adliyelerde. Bu aslında iç acıcı, komik, trajikomik bir vakadır. Hı hı. Sürüm sürüm süründürmek. Vatandaşın birbirine parmak sallayarak adliye koridorlarında. Anladım. Aslında tam aksine adliyelerin vatandaşın çözüm yeri. Hemen hızlı, çözüm. Adil ve sağlıklı bir şekilde çözüm yeri olması gerekiyor. Tabii en basiti bir sözleşme yapıyoruz. Mesela sonra diyoruz ki aman canım, sözleşmeyi yapacağız da ne olacak? Kim uğraşacak onunla? Davayı aç. Ondan sonra işte oldu olmadı, 5 sene bekle. Bir bekleme var hep. Hep bir bekleme var. Kesinlikle. Söylemiş olduğunuz şey herhalde bunlarla da ilgili. Uzun. Bunun daha da büyükleri var tabii. Bizim hem yargısal olarak hem dava harçlarının yüksek olması, vatandaşın bir haklı olduğuna rağmen haklı bir talebiyle yargı organlarına başvurduğu zaman hem yargısal masrafların hem bu zamanın vatandaşın derdine bir dert daha ekleniyor maalesef. Evet efendim. İnşallah bunlar kısa zamanda çözülür. İnşallah. Temelimiz bu. Avukat olarak bu işin içerisindeyiz. Bunlar İnşallah. Bize de rahatlık verir, vatandaşa da rahatlık verir bu sorunların giderilmesi. Çok güzel. Aslında şimdi yeni yeni bir takım yöntemler var. Arabuluculuk ve uzlaştırma gibi. Evet. Bu da esasında çok güzel. Siz her ikisini de yapabilecek kapasitedesiniz şu anda almış olduğunuz eğitimle. Evet. Arabuluculuk ve uzlaştırma sertifikalarım, ikisini de aldım. Hı-hı. İkisini de yapabiliyorum. Harika. Bunlar uzlaştırma ceza hukukuyla ilgili. Evet. Arabuluculuksa hukuk davalarında, hukuk evet. ilgili. Vatandaşlar, atıyorum işçiyle işveren, kıdem ihbarla ilgili bir alacak uyuşmazlığı doğduğunda yargı makamlarına başvurmadan önce arabulucuya başvurarak sorun daha kısa zamanda, daha sağlıklı bir şekilde Harika. Giderilebiliyor. En Harika. Azından yargının da iş yükü azalmış oluyor. Çok güzel, çok güzel bilgiler bunlar. Sevgili Avukat Yunus Ziyanek, sizlere her zaman ihtiyacımız Teşekkür var. Teşekkür ederim. Çünkü bizim hukuka çok gücümüz yetmez, kuralları bilmeyiz. Ne olursa olsun avukatımızı arayıp bilgi almak çok daha iyi. Daha suçsuzken olur. Suçlu durumuna düşmemek Kesinlikle. İçin, haklıyken haksız konumuna Maalesef. Düşmemek için. İyi ki geldiniz programıma. Teşekkür Başarılarınızın ederim. Devamını diliyorum efendim. Çok sağ olun efendim. Güzel davetiniz için. Teşekkür ederim, çok Biz sağ olun. Teşekkür ederiz. Sevgili seyircilerim, bir programın daha sonuna geldik. Yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın.